Evet sevgili 1 milyon Yozgatlı TV takipçilerimiz, bugün Boğazyan ilçemizin Bahariye köyündeyiz. Bahariye köyünden sizlere görsel görüntüler ekranlarımıza getirmeye devam ediyoruz. Boğazyan Bahariye köyünden bu videomuza 100 beğeni ya da YouTube kanalımıza 100 kişi abone olursa Bahariye köyünün tanıtımını ikinci defa tekrar yapacağız. Bugün Bahariye köyündeyiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Yozgat ilimizin Boğazyan ilçemizin Bahariye köyündeyiz. Eski ismiyle Cavlak ve yeni ismi Bahariye. Evet, öncelikle seni bir tanıyalım. İsim nedir? Ben Mustafa Şahingöz, Bahariye köyü muhtarı. Köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben söyleyeceğim. Evet, öncelikle Bahariye köyünün, yani eski ismiyle Cavlak köyünün tanıtımına vesile olan sponsorumuz Alim Kaya abimize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle muhtarım, Bahariye köyü nüfus nedir? Ne kadar? Küçük, tam toplam nüfusu 300, şu anda mevcut nüfus ne kadar? 259 seçmeni var. Evet. Genel toplam nüfusu 398 kişi. Peki hane olarak ne kadar? 110 hanemiz var şu anda. 110 hane var. 110 evet. Hanenin tamamı burada kalıyor mu? Evet, burada Bahariye köyünde. Evet, peki burada buranın geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları birincisi çiftçilik, ikincisi hayvancılık. Başka da herhangi başka bir geçim kaynağımız yok. Evet, Bahariye köyü genellikle buradaki halkımız, gurbetçilerimiz Boğazyan'da mı, şehir dışında mı, yurt dışında mı, nerelerdeler? Buradaki kalan kişiler, herkes burada yaşıyor. Yani hanesi, hane sahipleri. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyor. Geçim kaynağımız da zaten bunlar. Peki gurbetçisi var mı yurt var, dışında? Var, kaç var. Kişi vardır? Kaç hane vardır? Nereden bakarsanız bir 20-25 hane vardır. Evet. Peki buraya neden Cavlak demişler? Daha sonra adını değiştirip Bahariye olmuş. Şimdi bizim eskiden söylenenlere göre buranın sıcak suyunun olmasından dolayı buraya Cavlak demişler. Sonraki Bahariye dedikleri konuyu bilmiyorum tam olarak. Bahariye de sonra evet, değiştirilmiş. Evet, peki sıcak suyumuz burada mı oluyor? Evet. Bu görmüş olduğumuz sıcak su. Peki bu sıcak suyun muhtarım daha önce kullanıldı mı bu sıcak su? Ne olarak kullanıyorlardı bu sıcak suyu? Su olarak çok iyi bir faydası olduğunu söylediler. Ve hizmet olmadığı için ve bakım olmadığı için şu anda görüyorsunuz halini. Yani evet. Peki ne yapılabilir muhtarım, buraya kaplıca mı yapılması kaplıca lazım? Daha önce kaplıca var mıymış burada? Kaplıca vardı ve ilgilenen kişiler şu anda bakım olmadığı için, bakım yapmadıkları için durumumuz böyle, bu duruma düştü. Burada göründüğü gibi kaplıcamızın yerleri var ama faaliyette değil. Evet, şöyle kaplıcamızı da gösterelim. Kaplıcanın eski yerleri burasıydı. Öyle mi muhtarım? Evet, evet. Peki şu karşıda görülmüş olan tepedeki görsel görüntüler, kayalar neyin nesi muhtarım yani? Bize büyüklerimizin anlattığına göre burası Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın patlamasıyla ilgili lavlarının geldiğinin söylentisi bu. Lav diyoruz buna. Evet, bu karşıdaki evet, parçalar evet, Kayseri'nin Erciyes Dağı'ndaki patlama sonucu gelen evet, lav parçaları. Evet, evet. Peki burada hiç araştırma falan yapıldı mı? Defin, acaba burası tarihi yer mi yoksa? Tarihi yok. Tarihi bir yer değil. Araştırma yapıldı mı bilmiyorum ama tarihi bir yer değil. Evet, peki Bahariye köyünün bu karşı tepedeki nedir? Orası piknik alanı mı muhtarım? Piknik alanı olarak da kullanılabilir. Yani her şekilde atış, yani piknik çok, yani pikniğe yakın bir yer yani. Evet, güzel bir mesire yer. Alanı da olabilir evet, diyorsun. Evet. Aynen öyle. Evet. Yine bu köyden öncelikle çalışan bir personel olarak seni tanıyalım abim. Ben Mehmet Ersungur. Mehmet abi nerelisin? Ben Cavlaklıyım. Burası. Cavlaklısın. Niye Cavlak demişler bu köye? Valla niye Cavlak? Önce şimdi Bahariye.
Evet, ne iş yapıyorsun peki? Burada neyle uğraşıyorsun? İşte burada kaplıcada 12 sene görev yaptım, bekçilik. Ondan sonra şimdi boşum. Peki bu kaplıcayı 12 sene önce kimler işletiyordu? Neden bıraktılar? Daha modern özel bir hale getirilmesi. Özel daire işletiyordu. Kaymakamlı işletiyordu. Ondan sonra işte bakımsızlıktan böyle kaldı. Evet. Peki sıcak suyu kaç derece burada? Burada 30-35 derece, şurada 55 derece şu sıcak suyu vardı. Evet, nereye akıyor peki bu sıcak su şu anda? Şu anda seriye gidiyor, yarısı da öze akıyor. Yarısı da öze akıyor. Evet, peki bu Bahariye Köyü'nün nesi meşhur? Nesi meşhur? Var mı senin tanıdıkların, gurbette olsun, yurt dışında olsun? Var. Kimler var? Ablamgil var, şeyde, Almanya'da. Akşam seni izleyecekler, şöyle bir selam gönder onlara. Oldu, hepsine selam söylüyorum, beni tanıyanlara. Evet. Yaş kaç senin amca? 53. 53. Alim abiyi tanıyor musun sen? Alim Kaya. Biliyorum, biliyorum. Alim abi gönderdi bizi. Oldu, sponsor oldu. Bugün bu köyün tanıtımını yapacağız. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Var mı bir diyeceğin amca? Yok, sağ ol. Selamımı söyle. Oğlu, teşekkür ediyoruz. Çocuklar. Büyüğümüz abi, ne olur. Gel bakayım. Gel. Senin adın ne? Talha. Talha, ne yapıyorsun? İyiyim abi. Okuyor musun? Seniye. Seniye? Evet. Şu an okumuyor musun? Hayır. Anladım. Yaş kaç senin? 15. 15. Anladım. Nerelisin sen? Boğaziçi. Neresinden? Merkez, yerlisiyim. Burada ne geziyorsun? Geziyoruz. İyi. Toki'den geldin. Burada mı oturuyorsunuz Toki'de? Yok. Ya? Boğaziçi'nde. Boğaziçi'nde oturuyorum. Tamam, teşekkürler. Beni gören, beni tanıyan herkese selamun aleyküm diyorum, selam gönderiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Seni tanıyalım. İsim nedir? 1980 Bahariye Köyü doğumluyum. 11 yıllık yap kredide görev yaptım. Şubemizin kapanması nedeniyle köyümüzde hayvancılık yapıyoruz. Evet. Biraz Bahariye Köyü'nü anlatır mısın abicim? Köyümüz ilçemize 3 kilometre uzaklıkta. Köyümüzün arka tarafında Toki mahallesi var. Toki şu an köyümüz tam ortada kaldı. Yeraltı kaynakları zengin aslında. Sıcak suyumuz Türkiye'de sayılı derecede sıralamada girebilir yani. Köyümüze yatırım bekliyoruz ama kimse duymuyor yatırım. Nasıl için. Bir yatırım bekliyorsunuz? Şöyle biraz açıklar mısınız? Kaplıcalar olabilir, seracılık olabilir, hayvancılık olabilir. Yani köyümüz müsait. Yatırıma evet. Tamamen müsait. Şu an atıl vaziyette zaten gördünüz. Peki köyün sorunları nelerdir? Hangi sorunlar var? İlgililere söylemek istediğiniz. Köyümüzün şu an yani sorunu altyapısı olarak bir kanalizasyon sistemimiz yok. Parke taşlarımız yok. Diğer köyler yapılmış olarak. Yani tarıma elverişli bir köy. Evet. Yani dışarıdaki yatırımcıların, gurbetteki köyümüz olan insanların biraz daha köyüne sahip çıkmalarını istiyoruz. Evet, peki bu köyün nesi meşhurdur abicim? Bahariye deyince ya da Cavlak deyince insanın aklına ne geliyor? Vallahi Cavlak deyince kaplıca geliyor sıcak su olarak. Evet. Bizim kaplıcalarımız vardı. Cavlak onunla meşhur zaten. Cavlak'ın kazı meşhurdu o zamanlar. Buralar hep suydu. Evet. Hatta okula giderken arkadaşlar bize derdi işte Cavlak. Kaz derken kazı. Bu bodu mu? He, bödü yani. Bodu. Kazı meşhurdu. Evet. Cavlak sıcak su yani. Sıcak su demek. Cavlak deyince sıcak su. İsmi şu an bahari olarak ama herkes Cavlak bilir burayı. Evet. Güzel abicim. Sen ne işle uğraşıyorsun? Hayvancılık evet. 12. ayda şubemiz kapandı. Ankara'ya tayinim çıktı. Gitmedim. Ailenin tek çocuğuyum. İşte çiftçiliğimiz var. Bırakıp gidemedik. Yani yıllarca birikmiş bir emeğimiz var. Evet. Burası eski evler mi oluyor? Eski yani evler, köyün evet. Eski yerleşim alanı burası mı? Asıl yani köyün eski yerleşim alanı burası. Tam şu an bulunduğumuz yer. Şu daracık alanda bulunduğumuz yer. Zaten yani bu mevkide eskiden evler varmış. Buralar yıkıldıktan sonra o yeni evler mi yapılmış? Evet. Üstlere doğru, aşağılara doğru çıktılar. Burası köyün eski yerleşim yeri. Evet. Var mı gurbetteki izleyicilerimize ya da yetkililerimize söylemek istediğin? Gurbetteki arkadaşlara hepsine bol bol selam söylüyoruz. Köylerine biraz daha yatırım, biraz daha köylere hizmet vermeler. Yani bir yatırımcıyı buraya yönetmek için
ne bileyim yani taşın altına ellerini koymalarını istiyoruz. Peki bir yatırımcı buraya geldiği zaman o yatırımcıya yardımcı olacaksınız değil ben mi? Ben kendi şahsıma her konuda yardımcı olacağım. Evet. Ticarette de yatırım konusu da üzerime tanımıyorum yani kimseyi. Ben 11 yıl ticaretle uğraştım. Köyümüz yatırıma gerçekten müsait. Yani bura bir Kayseri'nin bir elinde olsun veya başka birinin elinde olsun bura altındır yani. Evet. Tamamen altındır. Yani gerçekten yatırım bu aralar tüm hazine zaten tüm yatırıma müsait yani. Evet. Devlet boşa yer arıyor. Parayla devlet boşa yer arıyor ya. Evet. Var mı söylemek istediğin? İzleyen arkadaşların hepsine bol bol selam söylüyorum. Evet. Alim abi tanıyor musun? Alim Kaya. İyi tanırım. Köylümüz, evet. Hemşerimiz, gurbette böyle bir sponsor olduğu için kendisine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İş gücü rast gelsin. En yakın zamanda da köyümüze misafir olarak bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tanıyalım abi. Bir de devletimiz öteki bankalardan, yani özel bankalardan bizi onlara teşvik ediyor. Ziraat Bankası'ndan Kayseri'den ev istiyor. Efendim mesela ipotek olarak, oyuncu arkadaşlar. Tapu istiyor. Mesela benim koyunum var mesela. 100 tane, 150 tane. Bana varıyor. Diyor ki ziraattan alamam. Alacağımız ya 50 milyar ya 100 milyar. Onu da ödeyeceğiz. Ama götürüyor bizi yabancı bankalardan para çektiriyor. Bunu devletimize bir rica bulunuyor yani. Evet. Kayseri'de evim olsa ben hayvancılarla işim var. Mesela 50-100 dakar tarlam olsa bankayla ne işim var? Ha bak davarımız burada, malımız burada. Alacağımı gidiyor 50 lira, 100 lira. Zenginler alıyor yani size söyleyeyim, zenginler alıyor. Hiçbir şey vermeden var ya Ziraat Bankası'na zenginler alıyor. Ver benim gibi adama. Evet. Benim gibi adama ver. Benden Kayseri'den ev istiyorsun. Efendime söyleyeyim. 100 dakar tarla istiyorsun, ben senin bankamla ne işim var? Evet. Kulak kupa istiyorsan götürüyorum, veriyorum. İpotek istiyor. İpotek istiyor. Yani bunu söylemek istiyoruz biz. Aynen. Bir de bizim burada arazimiz var. Hayvancılığa müsait. Kardeşlerine selam mı? Sen kendini bir tanıtmayayım önce. Ne ben Ali Aydın. Ben Ali Aydın. Ben hayvancılığa uğraşırım. He. Hollanda'da kardeşim var. Hollanda'daki kardeşine şöyle bir selam gönder. Bak akşam seni izleyecek. Tamam, tamam. Senin şapka kurban olurum. Ben de oradan gelmeyeyim zaten. Oradan gelmeyeyim Hollanda'dan. Kaç yıl kaldın orada? 7 sene kaldım. Niye geldin o zaman? Ya ne yapayım şimdi o... Otomatiğe takıldım biraz. Şeye geldik, buralara geldik. Ama o zaman arka havasını var ya ben hiçbir ülkeye değiştim. Bak ben de tamam. Çok güzel havası var. Ben bilsem gitmezdim oralara. Ben bilsem gitmezdim. Ama çok şükür geldik. Evimiz barkımız oldu. Yani benim demek istediğim devletimiz bizi dinliyorsa bak güzel arazimize bak. Dinler tabii. Ha Ziraat Bankası'na bize para versin. Tamam. Yardımcı olsunlar sana. Yardımcı olsunlar. Var mı başka diyeceğim bir şey? Yok bir şey demiyorum da o milletvekilimiz var. Ne onun adı? Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ. Buraya gelir. Buraya gelir. Tamam 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 hiç aslı yok. Hiç his yok. Hizmet bekliyoruz. Hizmet bekliyor. He, hizmet tamam. Hiç aslı yok. Teşekkürler. Seni bekleyelim abi. Seni bir tanıyalım. Ben Cesur Şahin Koz. Emekliyim ben. Evet. Nereden emeklisin? Atçılıktan. Emekçiyim. Sigortalı. Evet. Dön, hem orada güzel. Çoluk çocuk var mı? Şöyle bir kameraya bir bak bakayım. Benim iki tane oğlum, iki tane oğlum bir kızım var. Çok güzel. Allah bağışlasın. Amin cümlemize. Var mı izleyicilere söylemek istediğin? Ne söyleyeyim ki? Neyle uğraşıyorsun ben, sen şimdi? Ben emekliyim de yani çocuğuma yardım ediyorum. Tabii koyununu gütüyorum. Kaç tane koyun var? 60 tane. 60 tane mi? Birini ben, bana ver de giderken götüreyim bana arasında. Ciddi söylüyorum bak. Benim oğluma bak. Ha bak bunun bunun. Yok ben senden istiyorum. Ben oğlundan istemiyorum. Götür sen. Tamam hangisini olsun. Vereceksin? Hangisi, gel gidelim o zaman. Hep götür. Gel sırtımı alıp götüreceğim. Gel. Gel götür. Gel götür abi gidiyorsun gel. Gel götür abi gidiyorsun. Aa gidiyor bak. Gel götür abi sen. Götür sen abi götür. Oğlum benim canım olur bana. Ay gidiyorum. Tavara bak. Tavara bak. Gerçekten koyun alacak mısın? He alacağım. Sırtımı alıp gideceğim. Olmaz mı? Ya şu kuzuyu bir kucaklasana ya. Niye? Hadi şunu bir kucakla al yolu. Evet şöyle yakından bir bakalım. Evet koyunları, kuzuları hangisini vereceğim bana? Fark ediyor mu bunlar? Kaç lira bunun tanesi kaç lira? 1,5 mu? 1500 lira mı? Yeni aldı ya olan ya. He. O da borcu oldu. Bankaya borcu gitti işte. He. Tamam. Yürü şöyle yakından bir çek koyunları, kuzuları. Yürü.